Roma'da Santa Prassede'deyiz. Şu an sokakta yürüyoruz ve ilginç olan burada yürürken önemli bir kiliseyle karşılaşacağımıza dair en ufak bir fikriniz bile olmuyor. Bir avludan geçip bir kiliseyle karşılaşmak bizi oldukça şaşırttı. Bu kilisenin ününün sebebi 9. yüzyıldan kalma güzel bir mozaik barındırıyor olması. Tamamı dekoratif unsurlarla dolu. Kubbedeki mücevher gibi parlak renkler gerçekten çarpıcı. Birçok orta çağ kilisesinde dikkatinizi mihraba çekmek için bunu kullanırlar. Sizi kubbeye, önemli ilahi anların resmedildiği yere çeker. Azize Praxides ya da Azize Prassede o ve onun kız kardeşi Azize Putentiana, milattan sonra 1. yüzyılda Roma'da yaşamış ve İncil'de de adı geçen Aziz Pudens'in kızlarıydı. Dolayısıyla Hristiyanlığın Roma'daki ilk dönemlerine atfedilirler. Şehit olduklarına inanılır. Ancak sadece şehit değillerdi. Aynı zamanda en azından milattan sonra 1. yüzyılın ikinci yarısında buradaki Hristiyan toplumuna da yardım etmişlerdi. Aslında mozaiklerin daha eski olduğunu düşünürdüm ama 9. yüzyıldan kaldıklarını biliyoruz. Belki de Kubbe Mozaiği'nden başlamalıyız. Burada kubbede gördüğümüz İsa'nın sade bir figürü. Sonra burada tepede Cenneti ve taçla beraber aşağı eğilen Tanrı'yı görüyoruz. Daha doğrusu Tanrı'nın elini. Harika. Arkada İsa'nın vaftiz edildiği Ürdün Nehri'ni görüyoruz. Sol tarafta oldukça ilginç azizler var. Aziz Paulu görüyoruz. Eli Azize Praxides'in omzunda. Burada ona sarılıyor ve onu İsa ile tanıştırıyor. Sanırım burada birçok açıdan şerefle taçlandırma söz konusu. Kubbede Pascal da var. Kilisenin kendini temsil ediyor ama tek temsil ettiği şey bu değil. Aynı zamanda kafasında kare bir halesi var. Bu Hristiyan ikonografisinde az rastlanan bir durum çünkü kendisi burada resmedildiği yıllarda hala yaşayan bir aziz. Azizlik mertebesine daha önceden yükseltilmişti yani. O işin ikramiyesi fazlasıydı. Sonra burada cennetin ya da şehitliğin sembolü olabilecek bir palmiye var. Bir de dirilişin sembolü olan anka kuşu var. Aynı şekilde bunun sembolü olan bir tavus kuşu da olabilir. Kesinlikle diriliş Hristiyanlıkta son derece önemli bir tema. Belki günümüzde 21. yüzyılda dirilişin önemini unutuyoruz. Ancak buradaki Hristiyanlıkta çok önemliydi. Düşünsenize milattan sonra 9. yüzyılda bu kiliseye gelen insanlar 40-45 yıldan fazla yaşamıyordu. Sonuçta ahirette daha iyi bir yaşam olduğu fikri onlar için son derece önemliydi. Ölüm çok daha ani bir olaydı. Şimdi de bu harikulade duran kuzu sırasına bir bakalım. Burada iki kutsal şehrin, Kudüs ve Beytüllahim'in kuzularını görüyoruz. Bunlar aslında inananları ve havarileri temsil ediyor. Burada bir sembolizm var. İsa sadece çoban olarak değil, aynı zamanda inananların başı olarak resmediliyor. Yukarıda Paskal'ın adının üstünde mihrapta bir kuzu görüyoruz. Tepedeki bir madalyonun içinde ve haç, neredeyse bir sandalye gibi İsa'nın dönüşünü bekliyor. Burada melekler gözüme çarpıyor ve burada da yedi mum. Şurada ve köşede ise evangelistler var. İncil vaizi diye de bilinirler. Evangelistler ve onların sembollerini görüyoruz. Bu tam anlamıyla Bizans tarzı bir sanat eseri. Bazı mozaiklerin oldukça düz olduğunu görebiliyoruz. Mesela kıyafetlerin katları sadece çizgilerle belirtilmiş. Fakat ne zaman bir Bizans mozaiğine baksam benim favorim o ayakların havada asılı gözükmesi. Hiçbir şekilde dünya ile temasta olmamaları. Bunlar havada asılı uhrevi figürler. Burada bir gerçeklik var. Sanki etrafımızda var olanın gerçekliğin direkt bir reddi. Yani klasik olanın reddi, Hristiyanlık öncesi zamanların reddi. Ve bağlam içinde algılandığında gerçekten anlamlı, fiziksel olanın soyut olarak yeniden icat edilmesi. Yapay ışıklar biraz önce söndürülmüş. Yerine kilisenin ortasındaki pencerelerden süzülen ışık içeriği sarıyor. Bu ışık cam çinileri gerçekten güzel bir şekilde aydınlatıyor. Bununla birlikte altının da ne kadar parlak olduğunu görüyoruz. Bu ortama ruhsal olarak da güç katıyor.